dahilim yok ama ben sadece şu anda hocalarla görüştüm birkaç tanesiyle. Bu tesisin daha işler hale gelmesi, yani antrenman sahaların daha güzel olması ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Demin de söyledim, bir tanesini altyapıya bırakıp onlar da daha iyi çalışabilme imkanı sağlaması için böyle bir düşüncemiz var. Ama ilk etapta bizim bu ligde kalıcı olmamız ve zirveyi zorlayan bir takım olmamız lazım. İlk etapta bizim düşüncemiz bu. Bir oyuncu grubunu bir araya getirip bu ligde zirveyi zorlayan, bu sene çıkabiliyorsa çıkabilmek, olmazsa seneye artık kadroyu oluşturduk. Seneye 15 tane değil de belki 12 tane değil de 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane nokta transferlerle biz Göztepe'nin bu sene olduğu gibi Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Yani düşüncelerimiz bu noktada. Ama bu noktada da dediğim gibi oyuncuların maliyetleri, bulunduğumuz durum bizim elimizi kolumuzu biraz bağlıyor, zorlaştırıyor. Ama biz bunların üstesinden gelmek için moralimizi bozmadan ekibimle beraber, başkanımız, yöneticilerimiz hep beraber gece gündüz çalışıyoruz. Başkent Türkiye'nin kalbi, buraya layık olabilecek, taraftarlarımızı mutlu edebilecek oyunları bir araya getirebilmek, iyi futbol oynamak, iyi mücadele edip Ankara gücünü geçmiş tarihinde olduğu gibi hak ettiği bir yere taşımak istiyoruz. 2 yıl içerisinde Süper Lig'e çıkmak. Proje takımı bu yani. Yani bu bakanlık destekli bir proje mi yoksa? Yok, bakanlık falan benim kafamda, başkanımızın kafasındaki. 2 yıldır biz bir proje üretelim dedik. Nedir? Tesislerimizle, takımımızın olgusuyla, oyuncu kadrosuyla. Çünkü dünyada artık böyle bir şey yok yani. En büyük oyuncuları aldınız, hemen şampiyon olacaksınız diye bir kural yok. Futbolda transferlerin %60'ını, %70'ini siz başarılı görebiliyor, o zaman başarılısınız. Hiçbir zaman hiçbir transferin %100 doğru çıkacak diye bir kural yok. İnsanlar baktığınız zaman bugün yani Alexis Sanchez'e 60 milyon dolar verdi Arsenal. Oynuyor, oynuyor bir sezon ama ikinci sezon daha fazla parayla diyor ki bu kadarmış diyor. Daha iyisini almaya çalışabiliyor. Yani her şey %100 futbolda tutmamayabiliyor. Ama biz diyoruz ki %65, %70'inden oyuncuların başarılı olabilirsek, yani bundan performans olarak, atletik performans olarak bir başarı elde edebilirsek bu başarı olmuş oluyor. Buna da 2 yıl koyduk. Yani biz 2 yılda hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Nasıl olacak? Yoksa yani bunları var. Şimdiden söylemek... Yani kafanızdaki nasıl yazılar? Transfer planlamasını da neye göre yapıyorsunuz? Ankara gücü transfer planını zirveyi zorlayan, iyi mücadele eden, koşan, savaşan bir takım olarak planlıyoruz. Bu lige uygun oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Her zaman böyle yani savunmada bekleyerek çok fazla hücumu düşünmeyen, yani vasat bir takım görünse olmayı düşünmüyoruz. Yani zirveyi zorlayacak, iyi mücadele eden, koşan, futbolun gereksinimlerini yerine getirebilecek, her rakibe göre haftalık planlama ve stratejilerle biz hareket edeceğiz. Onu söyleyebilirim. Bazı maçta belki bekleyeceğiz. Bazı maçta belki önde pres yaparak, baskı yaparak oynayacağız. Bugün zaten dünyadaki futbol takımları ve teknik adamlar artık sadece bir plan üzerinden gitmezler. Haftalık biz düşünürüz. Haftalık rakiplere göre analiz ederiz. Kendi analizimizi ederiz. Ona göre bir ortaya strateji koruruz. Oyuncularımıza da bunu iyi anlatıp karşılığını bekleriz. Yanlış anlamadım. Yok, yanlış anlamadım. Evet. Ayrı oyun modeli. Size hangi silah verdi? Ben biraz da onu çözmeye çalışacağım. Benim dönemimde ben ikisinin ortasını, karışımını yapmıştım Fenerbahçe'deyken. İstatistiklerim de ortada. Bakarsınız görürsünüz. O istatistikleri, nasıl futbol oynadığını o dönem. Biz belki şampiyon 3 puandan kaybettik. Kurşunlandık o dönem biliyorsunuz. Bir engellendik. Ama ona rağmen iyi futbol oynayan, en çok pas yapan, Avrupa'nın en çok yaşlı takımı olmasına rağmen UEFA sitesinde 500 takım içerisinde en yaşlı takımdık biz, ama Türkiye'de koşu mesafesi, sprintler, ikili mücadele en çok koşan takımdı benim takımım o dönem. En çok pas yapan, en çok şut atan, en çok pozisyona giren takım da yine benim takımımdı. Biraz başka sorusu olan? Efendim? Biraz daha güce dayalı bir futbol seyredeceğiz gibi geliyor o zaman. Yani güce dayalı, mücadeleye dayalı, pasa dayalı, yani rakibe göre haftalık değişebilir bunlar. Hocam biraz tabii yorgun ve yıpranmış bir kulübe geldiniz. Biliyorsunuz çok zorlu süreçlerden de işte. O yüzden Allah kolaylık versin. İşiniz çok kolay olmayacak bu anlamda. 2 yıllık bir projenin olması,
pek çok madde sıraladınız. Çok bence kulübü benimsemiş ve hakim görüyorum. Bu bence çok olumlu bir şey. Hani bir anda böyle farklı şeyler de söyleyebilirdiniz. Bu anlamda teşekkür ediyorum ben. Yeni kentte oynayacaksınız. Hem biz de haberlerimizin içinde taraftara bir mesaj olarak işte yeni kentte oynamak ve taraftar için de bir şeyler söylersiniz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için buraya geldim. Ankara Gücü'nün taraftarları çok coşkulu, tutkulu, heyecanlı, agresif bir taraftarı var. Sabırlı olsunlar. Biz onları mutlu etmek için buraya geldik. Mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Rahat olsunlar. Yapılanma içerisindeyiz. Bu yapılanma ile birlikte tesislerimiz, takım olgusu, takım kurgusu, ekonomisi, her şeyi düşünmemiz lazım. Kulübün gelirleri, bir yandan bu kulüp borç ediyor. Birçok şeyin üstesinden gelmemiz lazım. Bunun finali kurumsallaşma olacak tabii ki. Ama dediğim gibi kurumsallaşma ne zaman olacak? Bu takım Süper Lig'e çıktığı zaman. Çünkü bu sezon yeni yayın ihaleleriyle birlikte bugünkü şartlarda rasyonel bir başkan, yönetim ve teknik heyetle bu gelirlerle bu ligde hiçbir takım küme düşmez. Hiçbir kulüp borç batağına da girmez. Benim çünkü ben aynı zamanda tekniği, taktiği, fiziği, atletik performans tamam benim işim ama biz teknik adamlar artık için mali ve maliyetlerini de bilmek, hesaplamak zorundayız. Gittiğimiz kulüplere ve kurumlara borç batağına sürüklemeden artık böylesine köklü bir camialar ayakta kalabilecek, hiçbir kimseye ihtiyacı olmadan yöneten ve yönetilebilir hale getirmemiz lazım. Ama şimdi biz çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Gerçekten başkanımıza teşekkür ederim. Çok zor şartlar altında bu kulübü almış, bir yere getirmiş ve bundan sonra da biz buradan alıp bir yere getirmek için bir mücadele içerisine girdik. Dediğim gibi bir yapılanma içerisindeyiz. Adım adım gidiyoruz. Çok hayalci değiliz. Taraftarlarımıza, medyamıza sabırlı olunması. Biz 2 yıllık bir projeyle buraya geldik. Birçok şeyi birden halledemeyiz. Birçok şeyi hemen halledebiliriz. Uçarız, patlarız, kaçarız demiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Şimdi bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Dediğim gibi yani ben soyunma odalarının bile fotoğraflarını çekiyoruz. Bütün bu tesisin planlarını istedim. Çünkü çok değerli ve elverişli bir tesisimiz var yani, alanımız var. Burayı biz daha iyi kullanılabilir hale nasıl getirebiliriz? Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Biz bunların peşindeyiz, bunlarla uğraşıyoruz yani, inanın aynı zamanda da. Oyuncu profillerine bakıyoruz. Taraftarımızın beklentisi var, tamam. Buna göre biz nasıl bir oyun yapısıyla oynamalıyız? Nasıl bir oyuncuları getirebiliriz? Kolay değil işimiz. Bir taraftan ekonomisini düşünüyoruz işin. Hepsini harmanlayarak analizlerini yapıyoruz. Gece gündüz burada ekibimle, arkadaşlarımla beraber çok çalışıyoruz. Sizlerin de sonuçta biz bir ekip olacağız. Medyada takımın yapısıyla, düzeniyle desteğinizi bekliyoruz. Hep birlikte Ankara Gücü'nün taraftarımızla, yöneticilerimizle hak ettiği yere getirmek için mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle de bu işinden ben inanıyorum ki yüzümüzün akıyla çıkacağımıza, zamanla da taraftarlarımızın mutlu olduğu, takımını destekleyen, coşkulu, Süper Lig'in hak ettiği bir camiayı, taraftarıyla beraber bir futbol takımının, kulübünün olması gereken yerde olması için hep beraber uğraşacağız. Bunu da birlikte olursak, beraber hareket edersek ben başarabileceğimizi düşünüyorum. Yok. Onlardan şüphemiz olmaz. Biz alışıyoruz. Yani önemli olan kötü günde birlikte olmak. Kötü günde açıklamalarda bulunup neyi eksik yapıyoruz, nerede yanlışımız var, onu bulup onun üzerinde düzeltmek bile. Saklanmak, arkamızı dönmek bize yakışmaz. Her zorun, çünkü elimizde eleyeceğimiz, gidecek oyuncular olacağı için daha 2 tane oyuncu var elimizde. Yani bir şöyle bir iskelet olalım ki diyoruz. İskelet ne zaman olur peki bu sırada? Erzurum kampına kadar? Erzurum kampına kadar olacağını veya gittikten birkaç gün sonra olabileceğini düşünüyoruz. Ondan sonra da acele etmeden bir geri çekilelim. Çünkü içimizdeki gidecek oyuncuları da tutmama, onların da önünü açmak adına onlar da kendi kulübünü bulsun zaman geçirmeden. Herkes çünkü kariyeri, ekmeğini düşünmek zorundayız. Ondan sonra düşük maliyetli hazır oyuncuları
bekleyip takımı tamamlamak istiyoruz. Şu an o yönde de çok görüştüğümüz antrenör arkadaşlarım var. Mesela şu sabah Aykut Hoca ile görüştüm. Bekliyoruz, konuşuyoruz. Kulübün de ekonomisini düşünerekten bir önce bir iskeleti tamamlayıp daha sonra acele etmeden, zaten birçok kulüpler kampta çalıştıkları için oradan daha düşük maliyetli, daha kaliteli, bize daha uygun hazır oyuncuları içimize, bünyemize katmak istiyoruz. Erzurum kampında da, orada da hazırlık maçlarımızda orada. Bir tane Samsun'da açılış maçı, Alpay Hoca'ya söz verdik, oraya gideceğiz. Sadece oraya gidiş bir sıkıntı, artık onu ayarlamaya çalışıyoruz. Oraya gitmeden Erzurum'da bir iki tane maç, işte iki tane Erzurum'da olabilir. Samsun geldikten sonra da burada bir veya iki tane hazırlık maçı yapıp lige başlar. Yani beş tane maç yapmayı düşünüyoruz en az. Ankara'da bugüne kadar gerçekleştirebilecek bir tane takım vardı bence, Gençler Birliği. Türk futbolunda herkesin mesela gıpta ettiği, rahmetli İlhan Başkan'ın önderliğinde kulübün hiç borcu olmadan yönetilebilen ve yıllardır iyi oyuncuları bulup satan, üstüne de para kazanan, demek ki yönetilebiliyormuş, olabiliyormuş. Öyle değil mi? Ama ben beklerdim ki bu kadar yatırımı olan, kasasında parası olan, gelirleri olan, güzel yönetilen bir kulübünde artık zirveye oynaması gerekirdi. Bir Avrupa kupalarına gitmesi gerekir. Sürekli Avrupa kupalarına gidebilecek bir yerde olması gerekir. Mesela Başakşehir Gençler Birliği kadar bu kadar uzun yıllar ligde değildi. Şurada mahasine baktığınız zaman birkaç yılda şampiyonluğa oynayabiliyor. Avrupa kupalarına gidebiliyor. Bunu Gençler Birliği yapabilir. Bir Osmanlı Spor, bugün Bülent Uygun geldi, onun önderliğinde yapabilirler. Çünkü imkanları var. Ülkecek listeleri yok. Sıkıntı orada. Yani Başakşehir'de de yok diyebilirsiniz ama. İşte çok güzel bir konu ya işte. Başakşehir'de de yok ama. Ankara Gücü'nün ama fazlasıyla heyecanlı bir kitle var. Evet. Sürekli ama işte Ankara Gücü'nün de biraz sabırlı olması lazım taraftarların. Şimdi bizlere bir manşet verseydiniz transferlerden isimlere. Yok, isim vermemiz yanlış olur. Olmaz. Sonra ben Kelindeli her konuda anlaştık. İmzasını attı. Resmi imzayı attı yani. Islak imzasını attı yani. Pazartesi Allah nasip ederse burada olacak. Eşi doğum yaptığı için. Günah mı geliyor? Yok, aldık biz kendisini, evet. Peki Kibon peki durumda hocam? O da tamam. Bekliyoruz. Tamam.